Evet, evet. Lan Durmuş. Seni sen deli edersin. Yaz. Bağırsın efendim. Bağırsın. Sevgili vatandaşlarım. Gerisini ne diyeceğiz oğlum? Efendim karışmak gibi olmasın ama şöyle sandalyenin üstüne çıksanız da nutuk atar gibi konuşsanız daha iyi olmaz mı? Aferin lan köpek. Sevdim bunu. Daha iyi olur böyle bir samimi nutuk atar evet, gibi. Evet, tabii. Şu babuşları bir çıkarayım. Bismillah. Lan güzel oldun. Yaz bakalım katip. Baş üstüne efendim. Sevgili hemşerilerim, beni sizler yetiştirdiniz. Ben sizin göğsünüzden koparak hizmet etmek için buraya kadar geldim. Büyük fedakarlıklara katlanarak ayaklarınıza kadar geldim. Dileyin benden ne dilerseniz. Ne yazdın lan? Sevgili hemşerilerim. Lan İtolit, 1,5 saattir konuşuyorum, bir kelime mi yazdın? Affedersiniz efendim, bu iyi harfini bulamadım da... İyi harfini bulamamış siferi. Yeniden yaz. Sevgili hemşerilerim. Lan oğlum hemşerileri geç, onu yazın geç. Sevgili hemşerilerim. Beni siz yetiştirdiniz. Ben sizin göğsünüzden koparak... büyük hizmet duyguları içinde... Ne oluyor kanka? Şş, otur oraya otur. Hizmet duyguları içinde bugün ayağınıza gelip... Ya Allah aman günün içinde ya ne söyleyeceğim unutturdun işte. Şurada seçim nutku hazırlıyorduk kardeş. Allah. Doğru. Şunun şurasında seçimlere ne kaldı zaten değil mi? Ha sen niye gel... Bak kantar. Sen bu seçim işlerinden çok fena daldın. Bugün Almanya'dan telgraf aldım. Fabrikayı kuracak heyet yola çıkmış. Çıksın. O iş kolay, hallederiz. Korkma. Fakat şu nutuk için halledemedim. Aa, kolay canım. Ondan kolay. Ne var Allah aşkına? Kolaysa söyle de yazalım. Yaz Katip Bey. Çok sevgili kardeşlerim. Huzurunuza çıkmakla büyük bir şeref duydum. Bendeniz müsaadelerinizle hizmet duyguları içinde sizlere en büyük hizmeti yapmakla daha dur büyük... Dur lan. Yazma lan. Lan oğlum kağıdı aldım. Boşuna yazma. Kardeşim, Günür Sengizcan Hanım'a mektup mu yazıyorsun yoksa seçim nutku mu hazırlıyorsun? Seçim nutku? Yahu bu tam klinik mektubu. Günür, Allah aşkına zoruma gidiyorum. Şu kılıbık sözünü söyleme ya. Değil misin? Değilim. İspat et. Bir gün sana bunu ispat edeceğim ama. Şimdi bu toplamayı ve çıkarmayı kim yapacak? Kaç, indir elini bizi görmesin. Ah niye çok kolay, ben yaparım hemen. Deli. Ben yapamam. Aranızda ne konuşuyorsunuz? Dedim sana. Derste konuşulmaz. Şey öğretmenim, Nurya Hanım parmak kaldırmaya utanıyor da... hani hoca keşke bizi tahtaya kaldırsa diyor. Öyleyse ikiniz de tahtaya. Hadi hadi kopya bildiğini söyle de için rahat etsin. Hiç söyler miyim canım? Niye söyleyecekmişim boşuna? Ama geçen gün ben de sana coğrafyadan kopya vermiştim. Vermiştin de yanlış söylemiştin, öğretmen düzelttiydi. Ne oluyorsunuz lan? 2 saattir kapıda dırlanıyorsunuz. Hiç canım. Bugün ikimiz de öğretmenimizden aferin aldık da onu konuşuyorduk. Sen ne yaptın ya kantar? Ne yapacağım? Aklım fikrim nutuklarda. Seçimler yaklaştı, ne öyle? Ah, birden çok heyecanlandım. İnşallah birinci oluruz. Ne birincisi lan? Futbol maçı mı bu? Kulüp seçimi değil mi bu? Hadi oradan deli, sen de. Milletvekili seçimi. Aa, yani mebus olacaksınız. Ah inşallah o günleri de görürüz kantarcığım. Bana bakın. Şimdi şöyle ikiniz de karşıma geçin oturun. Yazdım şu seçim nutuklarını bir dinleyin bakalım. Olur aslan kantar. Kız geç hele. Geç. Ya. Şa. Kantar çok yaşa. Ya. Şa. Kantar çok yaşa. Lafa başlamadan alkışlanmaz. Aa niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kürsüde görünür görünmez alkış kopartacaksınız ki gösterişli olsun. Aferin kız doğru dedin. Aman kantar parayla adam tutalım da alkışlasınlar. Lan olmaz öyle şey. Maça mı çıkıyoruz? Şimdi beni iyi dinleyin. Sevgili ve kıymatlı ve de vefakar hemşerilerim. Yaşa! Bu işten alkışlarınıza teşekkür ederim. Şimdi şu karşınızda gördüğünüz hemşeriniz memleketi için yapamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur.
Lan burada alkış var. Alkışlasanız lan lan. Değerli misafirlerimiz, sözlerime son verirken Ev Köpeklerini Koruma Derneği adına hoş geldiniz der, iyi eğlenceler temenni ederim. Gülür, ayağa kalktı alkışla. Kalk kalk kalk. Bravo, bravo. Babana bak oğlum. Ne var? Centilmen erkek. Ne demezsin? Glibik centilmen. Ya Gülür, söyleme bu kelimeyi. Ay canım, bir harikaydın. Harika. Kantar Bey, nasıl güzel nutuk attım ama. Hoca. Vallahi Demir'cim, nutuk dediğinde böyle olur ama. Ah Dilcan'cim, sen Kantar'ı görecektin nutuk atarken. Aa bırakın bunları şimdi. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hadi Dumucuğum, dans edelim. Güzelim, bu dansı bana lütfeder misin ha? Tabii Dumur. Ne var ya? Ha. Bizim başımız kel mi? Ha. Kalk biz de dans edelim. Görür. Ya ben bu dansı beceremiyorum ya. Ama ne var bunda beceremeyecek? Benim gibi kıvırır ben. Sus! Konuşma sümsüye. Bu göbek havası değil ki şunu oraya ne haline bak. Ya Kantar'a bak Kantar'a. Allah'ım nazırım lan önüne baksana. Bir tane de peşem. Çekil şuradan sinsari. Kusura bakma şükürüm. Hadi bakalım evleneceğimiz günün şerefine. Tez vakitte inşallah. İnşallah. Ev köpekleri güzellik yarışması başlıyor. 8 numara Poldey. 6 numara Pamuk. 3 numara Ponç. 5 numara Melissa. Yılı numara Tiff. 14 numara Freddy. 16 numara Notina. 20 jüriden oylama sonucunu bekliyoruz. Efendim, şimdi jüriden oylama sonucunu aldım. Ev Köpekleri Güzellik Müsabakası sonucunu açıklıyorum. Üçüncülüğü kazanan 6 numaralı Pamuk. İkinciliği kazanan 5 numaralı Melissa. Ve Köpek Güzellik Yarışması birincisi 8 numaralı Poldey. Alkışlarla. Efendim şimdi armağanları sunacağız. Sayın Timur Hakmen, üçüncülük armağanını takdim edecekler. Lütfen. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İkincilik armağanı Sayın Veteriner Atçıoğlu takdim edecekler. Ve birincilik armağanı Sayın Nuri Kantar Bey takdim edecekler. Efendim, hayatımda hiçbir kopya armağan girmemiştim Tiyecan Hanım. Buyurun efendim, tebrik ederim. Seni de tebrik ederim. Yurt dışında bizi başarıyla temsil edersin inşallah. Ay Allah kahretsin, koş! Yaşasın Kerim Bey. Ay döndü ne cana yakın Kerim Bey. Can Bey'i de nereden çıkardın Kerim de olsun. Kerim. Hadi içelim. Demeyin Ayşe Hanım. Bir tuhaf oluyorum. Osman, şekerim. Tez vakitte evleniriz inşallah değil mi? İnşallah doldurtuyorum. Yaşarlar Osman. Seneye de düğününüzü ben yapacağım. Hadi şerefinize. Şerefinize.